Merhabalar. Aylar sonra, yıllar sonra bir Atina'dan Yunanistan videosunda karşınızdayım. Bu videoda Poros'tayız. Poros, Atina'ya 1 saat uzaklıkta bir ada. Saron Adası, aynı Egina gibi, Agistri gibi, İdra, Spetses gibi. Ben 4 günlüğüne Yunanistan'da bulunduğum için çok uzun feribot yolculuğu yapmak istemedim. Ve daha önce görmediğim bir ada olsun istediğim için hiçbir beklentim olmadan Poros'a gittim. Ama her Yunan adası gibi hiçbir beklentiyle gitmeseniz de sizi oldukça mutlu eden adalardan bir tanesi Poros. Adada sadece 4 gün kaldığım için çok böyle altını üstüne getirerek gezemedim. Koy koy gösteremeyeceğim adayı size. 2-3 mekandan bahsedeceğim sadece. Bunlardan ilki Aziz Atanasios Kilisesi. Güzel, minicik bir kilise. Ve o kilisenin bulunduğu tepe. Burada inanılmaz güzel bir gün batımı izliyorsunuz. O yüzden adaya gelen her ziyaretçi mutlaka üşenmiyor. Spor ayakkabılarını giyiyor ve bu tepeye çıkıyor. Ben de aynısını yaptım. Bir diğer görülmesi gereken ya da benim gördüğüm yerlerden bir tanesi ise adanın simgesi olan Saat Kulesi. Yanlış hatırlamıyorsam 1927 senesinde inşa edilmiş bir kule, o da bir tepe üzerinde. O tepeden de çok güzel bir manzaraya hakimsiniz ve aynı zamanda kuleyi de görüyorsunuz adanın simgesi olduğu için. Bu ikisinin dışında birazcık ada sokaklarını göstermek istedim videoda. Böyle Kiklat adaları gibi çok karakteristik, aman beyaz, mavi, daracık sokaklar, şu bu yok ama tabii ki de çok güzel, sevimli ve yürümesi keyifli sokaklar. Adadaki en ilgi çekici noktalardan bir tanesi bu görmüş olduğunuz güzeller güzeli ev, Villa Galini. Villa Galini meşhur Yunan şair Seferis'in zamanında yaşadığı ev olarak biliniyor ve o evden çok ilham aldığı söyleniyor falan filan. Doğrudur değildir bunu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir ev. Ve de Villa Galini'nin hemen iki taş atımı uzağında çok tatlı minicik bir sahil var. Paraleon Micro Neorio. Ben bu sahilde 6 saat falan geçirdim. Çok sakin, çok güzel bir plaj. Ben gittiğimde neredeyse kimse yoktu. Deniz çok güzel, çam ağaçlarıyla kaplı. O yüzden gittiğiniz zaman sizin de uğramanızı gönül rahatlığıyla öneririm. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Rastgele çekilmiş görüntüleri öyle bir ortalığa atıverdim. Poros'ta bulunmak çok güzel bir histi. Her Yunan adasına gittiğim zaman aynı hissi yaşıyorum. Poros da bana bu hissi veren adalardan bir tanesiydi. Kısa oldu ama çok güzel oldu. Umarım yolum tekrar düşer. Başka bir Yunan adasına da düşer ve eğer fırsatım olursa o anları da sizinle paylaşmak isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve görüşmek üzere.